Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu hafta yoğun bir şekilde çalışarak gündemimizdeki önemli yasaları çıkararak inşallah hafta sonuna kadar meclisi bunlarla yoğun çalışmak suretiyle belki meşgul edeceğiz ama ardından tatil etmiş olacağız. Gündemimizde biliyorsunuz şu anda bir torba yasada kalan bazı maddeler var. MİT yasa tasarısı, dershaneler tasarısı ve demokratikleşme paketi var. 1983'te müdahale döneminde hazırlanan MİT yasası artık dünya şartlarına uymuyor. Kim ne derse desin. Arkadaşlar, MİT yasası Amerika, Avrupa, bütün buralardaki istihbarat örgütlerinin yasaları incelenerek onlardan daha ağır değil, tam aksine onların aslında gerisinde olan bir yasa tasarısıdır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bazıları böyle ileri geri yazıyor. Yok işte MİT şöyle oluyor, MİT böyle oluyor. MİT başbakana bağlı olur mu? Dünyada nereye bağlı ya MİT? Bunu bir öğrenmek lazım. İstihbarat teşkilatları dünyada nereye bağlı? Ya bunlar nasıl siyasetçi? Bunlar nasıl köşe yazarı? Bunlar hiçbir yere bakmadan ileri geri yazıyor, çiziyor veya konuşuyorlar. Ya dünyada MİT dediğiniz örgüt ya devlet başkanına bağlıdır ya başbakana bağlıdır. Bunun dışında bir başka yere bağlı değildir. Tamamıyla bunların dışında bağımsız değildir. Bir devlet başkanının, bir başbakanın MİT gibi bir örgütü olmayan devlet, devlet değildir ya. Böyle bir şey yok. Bunlar bu kadar cahil ya. Bu kadar zavallı bunlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ve biz büyük Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyordu. Onun için MİT'i güçlendirmemiz gerekiyordu. 2023 hedeflerimiz, geniş ufkumuz ve vizyonumuz çerçevesinde MİT yasasını yeniden ele alıyor, günün ihtiyaçlarını karşılar hale getiriyoruz. Dershaneler konusunda aynı şekilde milletin üzerine, gençlerimizin üzerine adeta karabasan gibi çöken sorunu inşallah ortadan kaldırıyoruz. Ve bununla ilgili adımı istedik ki seçim öncesi atalım ve bu iş artık masamızın üzerinden kalksın. Çünkü bunun içinde de paralel yapının farklı hesapları vardı. Bu hesabın da bir an önce bozulması gerekiyordu. Onun için de bu adımı atıyor ve seçim öncesi bunu bitiriyoruz. Demokratikleşme paketinde de atacağımız adımlarla seçim öncesinde ülkemize nefes aldıracak, ülkemizin yolunu, rotasını aydınlatacak adımlar atıyoruz. Bu çalışmaları tamamlar tamamlamaz da artık sahaya dağılıyor, illerimize dağılıyor, yeni istiklal mücadelemizin sahadaki çalışmalarına başlıyoruz. Benim bu hafta sonu 7 ilim var. Bu 7 ile giderken ben arkadaşlarımızın sadece günü birlik illerine gelmesini istiyorum. Yani ilinde mitingimizi yapacağımız gün ile gelsinler ama onun dışında meclis çalışmalarına devam etsinler. Çünkü mecliste her zaman, her an toplantı yeter sayısıyla, karar yeter sayısıyla biz gümbür gümbür yerimizi almalıyız ki süratle bu işi hafta sonuna kadar burada inşallah bitirelim. Değerli arkadaşlarım, gerçekten çok yoğun çalıştınız. Gece gündüz çok büyük emek sarf ettiniz. Tüm saldırılara, şiddetlere, hakaretlere göğüs gerdiniz. Hepsiyle mücadele ettiniz. Demek ki bu çatının altında da herhalde yapı bu. Artık buna da sonuna kadar katlanacağız. İnanıyorum ki aziz milletim sizlerden razıdır. Bizler de sizlerden razıyız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim emeklerinizi karşılıksız bırakmasın, zayi etmesin. 30 Mart'ta Türkiye'nin coşkusunu, sevincini, AK Parti'nin zaferini inşallah birlikte yaşayacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Şehirlerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
Grup toplantımız sona ermiştir. Grubumuza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekillerimiz, genel kurul bugün saat 15'te başlayacaktır. Saat 15'te genel kurulda hazır olmanızı önemle rica ediyoruz. Ajansa hoş geldiniz. Bugün 25 Şubat Salı, saatlerimiz 13.04. Biraz önce Salı günleri olduğu gibi mecliste siyasi partilerin grup toplantıları var. Salı günleri biliyorsunuz. Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gruptaki konuşmasını canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Bu 7.000 kişinin yasa dışı olarak dinlenmesi konusuna değindi. Son derece sert mesajlar verdi. Bunun ayrıntılarına, satır başlarına daha sonra geleceğiz. Tabii bu arada 17 Aralık darbe girişiminin neyi hedef aldığını, nasıl bir sonuç elde edilmek istendiğini de satır başlarıyla özetledi, vurguladı. Dolayısıyla konuşmanın o bölümü de son derece büyük bir önem taşıyordu. Bugün yine bu yasa dışı dinlemeler konusu gündemde, uzun sürede gündemdeki yerini koruyacak, öyle anlaşılıyor. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti son derece ilginç. Cumhuriyet tarihinin en vahim telekulak rezaleti diye bir manşet bu. Darbe tapeleri. Alt başlıklara baktığımızda da işin vehametini gayet iyi görüyoruz. Paralel devlet, bakandan milletvekiline, bürokrattan gazeteciye, partiden derneğe, sanatçıdan iş adamına kadar 20 bini aşkın kişi ve kuruluşun telefonunu dinledi. 7 bin değil, 20 binden söz ediyoruz. Dinlenen kişilerin telefon konuşmalarının çözüm tapelerinden 100 bin sayfayı aşkın bir arşiv oluşturduğunu da yazıyor Sabah gazetesi. Ve bu tapeler ne için kullanılacaktı? Habere göre 17-25 Aralık darbeleri başarıya ulaşsaydı, kurulacak darbe mahkemelerinde yargılayacakları kişilerin aleyhine şantaj delili olarak kullanılacaktı diye tam sayfa bu habere yer veriyor. Şimdi bu olaylarla ilgili olarak Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun da bir girişimi oldu. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu 7.000 kişiyi yasa dışı olarak dinledikleri iddia edilen iki savcı hakkında inceleme kararı verdi. Ayrıntılar için hemen Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Rüya Akkuş karşımızda. Evet Can Okanar, aslında her şey basına çıkan haberleri Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun ihbar kabul etmesiyle başlamıştı. Onlar hakkında bir dosya hazırlanmış. Bu dosya da HSK 3. Dairesi'ne gönderilmişti. Ancak daha sonra savcılar da HSK 3. Dairesi'ne ayrı ayrı dilekçe yazıp gönderdiler. Dilekçelerinde hakkımızda yer alan çıkan iddialar asılsız olmakla birlikte bizler de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu yüzden mutlaka inceleme başlatılsın dediler. Aslında HSK 3. Dairesi bugün rutin olarak toplanmıştı. Gündemleri de savcılar yoktu ama hal böyle olunca savcıların durumu da gündeme gelmiş oldu ve bu kapsamda 3. daire kararını verdi ve savcılar için inceleme başlatılsın dedi ama yine tırnak içine belirtmek gerekiyor. Savcıların talepleri doğrultusunda bu incelemenin başlatıldığını söyleyebiliriz. Peki bundan sonra ne olacak? Öncelikle incelemenin yapılabilmesi için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın izin vermesi gerekiyor. Bu kapsamda Bozdağ'ın olur haberi, olur izni beklenecek. Eğer ondan da onay gelirse tekrar da olsa HSK 3. Dairesi'ne gelecek. 3. Dairede
konuyu araştıracak, soruşturacak müfettişleri belirleyecek ve yine bu kapsamda müfettişlerde çalışmalarını yapacaklar. Yaklaşık bir aylık bir süreçten bahsediyoruz aslında biz. Bu bir ay içerisinde dosya tekrar HSK 3. dairesine gelecek ama ceza işlemleri 2. daire baktığı için tekrardan 2. daireye gidecek ve asıl kararı, yani ceza işlem uygulanıp uygulanmayacağına ya da yer olup olmadığı dair kararı HSK 2. dairesi verecek. Bu yüzden de önümüzde önemli günler olacak söz konusu savcılar için. Ama elbette ki sadece bu da değil, Türkiye'nin gündeminde bu tartışmalar vardı. Yine mecliste de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yine elbette ki Başbakan Erdoğan da açıklamış olduğu gibi bazı dinleme kayıtları, yasa dışı dinleme kayıtları vardı. Bu kapsamda Bekir Bozdağ da ahlaksızca üretilmiş bir kasettir. Hukuk içerisinde hesabı sorulacaktır. CHP ve MHP gibi partilerin de ortak bir tavır belirlemesi gerekir dedi. Yani bu kapsamda Ankara hala telekulak skandalını konuşuyor ve gelişmelerde tarafımızdan takip ediliyor. Evet, Ankara'da Rüya Kuş'un aktardığı gibi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun girişimi bu yönde. Şimdi tekrar Ankara'ya gideceğiz. Biraz önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik. 7 bin kişinin yasa dışı olarak dinlenmesi skandalına değindi Başbakan. Sert mesajları vardı. Meclise gideceğiz ama bu arada tabii yeni haber, son dakika haberi olarak ekranlarınızda da izliyorsunuz. Bir cümlesi vardı, son derece ilginçti. Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP paralel yapının vagonları olmuştur. Yani lokomotif, paralel yapı, vagonlar da Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Katar bu şekilde oluşuyor diye. Evet, Başbakan'ın bugünkü konuşmasının ayrıntıları için Ankara'dayız, meclisteyiz. Tülay Ağaoğlu karşımızda. Başbakan önemli açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken bir açıklaması da dinlemelerle ilgiliydi ve devletin kriptolu telefonlarının bile dinlendiğini söyledi Başbakan Erdoğan. İşte bunlar bu kadar hainler, bu kadar alçaklar dedi Başbakan Erdoğan grup toplantısındaki konuşmasında. Sık sık sloganlarla sözü konuşması kesildi Başbakan Erdoğan'ın. 17 Aralık sürecinden bahsetti. 17 Aralık'ta başlayan süreçten ve bunun AK Parti'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na karşı yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi Başbakan Erdoğan 17 Aralık'ta başlayan bu süreci. Bunun hesabının mutlaka sorulacağını ifade etti. 12 Eylül 28 Şubat'ın hesabı belki yıllar sonra sorulmaya başlandı. Ancak 17 Aralık bu kadar gecikmeyecek dedi ve yakın süreçte bunların hesabının sorulacağını söyledi. Çünkü biz bunlarla hesaplaşmazsak, aynen durursa bu durumda herkesin ailesi ve ailesinin mahremi kalmaz, devletin mahremi kalmaz dedi. Bütün bu yaşananları da işte internet yasasını, internetle ilgili düzenlemeyi, ayrıca MİT yasasını da bunun için getirdiklerini ifade etti. CHP ve MHP'ye de dik durmaları yönünde telkinlerde bulundu Başbakan Erdoğan. Dik dursunlar, karşı çıksınlar bu sürece dedi. Çünkü bu sürecin sadece AK Parti'ye yönelik bir süreç olmadığını, siyasetin geleceğine ilişkinde, geleceğini de ipotek altına almaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti. Bu arada savcılara da yine çağrıda bulundu. Ben kimseden talimat almayan dürüst savcılar olduğuna inanıyorum dedi. Bu dinlenen 7 bin kişinin dinlendiği söyleniyor. İşte bu kişilerle başka konularla ilgili dinleme kasetleriyle ve kayıtları olan ses kasetleriyle ilgili, daha doğrusu internete düşen bazı ses kayıtlarıyla ilgili savcıların harekete geçmesini istedi Başbakan Erdoğan. Ve dün akşam internet sitelerine yansıyan ve başbakanlığın da yalanladığı bir konudan bahsetti Başbakan Erdoğan. Şimdi bu konuyla ilgili önemli açıklamalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Milletin AK Parti eliyle iktidarda olmasından sadece bir kesim değil, birkaç kesim çok ciddi şekilde rahatsızdı. İçeride ve dışarıda faiz lobisi rahatsızdı. Terör lobisi, savaş lobisi rahatsızdı. CHP rahatsızdı. MHP rahatsızdı. Milletin iktidarda olmasından rahatsız olan bir de vaiz lobisi vardı. Diledikleri gibi örgütlenemeyen, devletin içinde bir ur gibi çoğalmaya gayret eden, devleti esir almaya gayret eden, şantajları, komploları, ihanetleri ortaya çıkan, çirkin senaryoları ortaya dökülen vaiz lobisi de milletin iktidarından rahatsızdı.
dün akşam saatlerinde kendi kurguladıkları dublajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. Bakın ben haftalardır bir çağrıda bulunuyorum. Eteğinizde ne varsa dökün diyorum. Elinizde ne varsa çıkarın diyorum. Ama bunlar gidiyor alçakça, hayasızca, edepsizce montaj yapıp bunu servis ediyorlar. Ya uydurun da, uydurun da, yani uydurmanın da bir ahlakı, bir edebi var. Bu kadarı da olmaz. Şurada bir hafta 10 gün içerisinde onların karşıtlarını aynı şekilde biz de bu teknolojiden hareketle sizlere izleteceğiz. Kılıçdaroğlu meclisi izletiyor ya. Aynısını. Farklı bir şekilde biz de sizlere izleteceğiz. Teknolojinin nereye geldiğini görmeniz bakımından bunlar çok önemli. Senaryo yazmak zor bir şey değil. Bunlar yapılır. Dün başbakanlıktan gereken açıklama yapıldı. Bugün de buradan söylüyorum. Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil, AK Parti'nin genel başkanına değil, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız. Tekrar söylüyorum. Cevabını veremeyeceğimiz hiçbir iddia yok. Ama ne ben, ne AK Parti teşkilatı bu gündem değiştirme tuzağına düşmeyecek, bunların gündemine teslim olmayacağız. Ellerinden geleni yapsınlar. İstedikleri montajı üretsinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Son sözü millet söyleyecek. Son kararı millet verecek.